Yedi, Smile Kelly sal başka rakurstan körəmiz bu cereyanını, kışlak hocalıgını, Özbekistan kışlak hocalıgını. Benimce bizge kışlak hocalıgı medeniyeti yetişmeydi. Asası adamlar bu fermerlerem, dekollarem, orta asırda, bana o ötken asırda kop ketken tafakkürü, şu kalhoz davrida kop ketken, onların hocayilleri yem, fermerlerini özü yem. Hakkani tadbirkarlar fermerlerini içi de, erkin fermerlerini içi de cüde köp emez. Ular kem. Çünkü tadbirkarlık bu nafakat yerini biliş gerek, paxtanı ekişini biliş gerek, yoki gallanı ekişini biliş gerek. Tadbirkarlık bu buhalteriyani ham, keraklik texnologiyalarni ham, yangi texnologiyalarni, shularni hammasini bilish kerak. Shu haqda nima deysiz? Bizda o'zi Juda to'g'ri. Juda to'g'ri. Juda to'g'ri. Men buni o'zim tajribamda ko'rganman. Haqiqatdan odamlar har xil. Endi bu yerda men aytdim, birinchi davrda biz tanlab qo'ygan fermerlarimiz haqiqatdan ham yaxshilab ketdi. Bu yerda haqiqatdan siz aytgandek hisob kitobni bilish kerak. Hozirgi fermerlarimiz nima qiladi? Yapmasiga bo'lgandan keyin ular shu kolxoz sovxozga o'rgangan tafakkuri yo'q. Haqiqatdan shunday. Lekin mana shuni shuncha uzoq vaqtda biz odamlarni tarbiyalashimiz mumkin edi. Biz ularga o'rgatishimiz mumkin edi. Qishloq xo'jaligiga bosim o'tkazmasdan ularda erkin faoliyat ko'rsatishga sharoit yaratishimiz mumkin edi. Lekin unaqa bo'lmadi de. Faqat davlatning aytganini qilasan, aytganini ekasan degandan keyin qo'lni boylab qo'ygan ekan shunday bo'ladi. Bu haligi siz aytgan narsa ham bor. Bizi tafakkurumuz shunday, lekin bosim bo'lyapti de. Hech kimda erkin qilgani yo'q de. Ha, buni 100tasidan bir 40tasi chiqsa ham katta gap. Qolgani qasab bo'lib, sinib ketib, bankrot bo'lib, boshqa ishga o'tib ketsin. Bu tabiiy narsa. Shuning uchun hammasi ham yaxshi fermer bo'lolmaydi. Mutaxassislar ham shunday. Hammasi ham yaxshi mutaxassis bo'lolmaydi. Institutda ikkita uchtasi bitqazsa ham. Hamma rahbar ham yaxshi rahbar bo'lib ketolmaydi. Buni yaxshi bilamiz. Shuning uchun bu yerda faqat davlat tomonidan haligi joylashish mutlaqo noto'g'ri bo'lyapti de. Buni haligi texnika bilan ta'minlash masalalari, kreditlar, hisob kitobni yo'lga qo'yish, nalog masalalari umuman ishlamaydi. Men o'zim tajribamda aytaman, oyiga bir marta yig'ardik de, fermerlarga o'rgatardik. Qanaqa hisob kitob bo'ladi, nalogni qanaqa ishlash kerak, qayoqda qanaqa hisob berish kerak, oylik olganda qanaqa o'tkazadi. Hozir fermerlar hammasi oylikda ishlaydigan odamlarga naqd pulda beradi. Bu katta narushenie bu. Oylikni olgandan keyin ish haqini deylik, unga haligi soliqlari bor, ijtimoiy sug'urtalar, boshqalari bor. Buni hammasi haligi soyadagi iqtisodiyot bo'lib ketdi. Mana shuni hammasini bu davlatni boshqaradigan ishi bu. Bu ham bo'lmadi dedi. Shuning uchun mana shu boshqa rivojlangan davlatlarda bir siz tajribangizdan soliq to'laman qani, o'sha kuni uchib ketasiz. A bizda unga hech kim qaramaydi. Hammasi haligi bir joyda sotadi da naqd pulga bir narsasini. O'shandan keyin haligi qo'lida ishlaganlarga pul beradi naqd pul. Buni hammasi madaniyatimizning juda pastligi. Buni davlat bunga qaramadi. Buni yo'lga qo'ysa bo'lar edi. Bo'lar edi. Shuncha vaqt o'tdi 30 yil. Lekin hech kim qilmadi. Battar bo'lyapti. Mani fikrimcha. Endi ma'muriy buyruqbozlik tizimi. Bu Sovet davlatidagi ma'muriy buyruqbozlik tizimi yana 30 yil davom etib kelyapti. Bu nima? Buni tushunish uchun oliy matematikani bilish kerakmi? Bu yuqorida o'tirgan amaldorlar shuni tushunish uchun janob prezident atrofdagilari, vazirliklar, hokimlar buni tushunish uchun bu noma'qul ish bo'lyapti degan fikrga kelish uchun
oliy qandaydir yuksak ongga ega bo'lish kerakmi? Bu oddiy narsa-yu, oddiy narsa ma'muriy buyruqvozlik tizim. Shu tizimni atrofida to'planganlar balki bir 20-30 foizi haqqoniy mutaxassislardir. Lekin 70 foiz, balki 80 foiz bular mutaxassis emas, bular prosta kimidir jiyani, kimidir eri, kimidir o'g'li va hokazo va hokazo. Eski nomenklaturani odamlari. Eski partiya va xo'jalik nomenklaturasini odamlari. Bular mutaxassis emas. Shu siz aytgan klaster ham buni mutaxassis o'ylab ishlamagan. Buni ura qilib shu shunaqa ekan, anda ekan, manda ekan deb haligi sardobaga o'xshab imkon qadar pulsiz, imkon qadar pul yuvish bilan shug'ullanib shularni tuzgan. Nima? Men shuni tushunmayman-da, shuni tushunmayman. Katta 36 millionlik davlatni boshqaruvi kimlarning qo'lida? Juda bir balezni mavzuni ko'tardingiz, o'g'lar. Bu 30 yil mustaqillik davrida biz demokratik jarayonga o'tmadik. Biz faqat diktatorani mustahkamlab kelyapmiz-ku. Bu diktatorlarning yo'li. Bu biz juda qattiq diktatura hozir. Prezident nima desa shu. Uni qilgan, buni qilgan ma'muriy byurokratik sistemasi umuman kerak emas. Prezident unaqa ishlar bilan shug'ullanmaydi. Endi klaster u bu degan ekan, shuning atrofida faqat prezidentning aytgani bilan ishlab yuribdi. Bu mandaji qishloq xo'jalik vazirining bir xil qilgan ishlariga juda hayron qolaman. Ana bu Indiyadan kelgan bitta katta kompaniyaga 58 ming, 57 3 ming gektar berib yubordi Sardariya bilan. Bitta nimada 3 sentlardan qoldi nimalar ekan paxta. Indamaydi, men so'radim ham, nima bilan qilyapti? Ular katta pul bergan, boshqalarisi yo'q. Hamma narsa sotilyapti. Yerlar bu bizlardan odamlarda soddaligidan, bizlarning odamlarning qonunni bilmasligidan, bizlarning odamlarning haliga bo'ysunuvchanlik nimasi bor-ku haliga. Xo'p taqsir, hokim bo'l, xo'p aytganingiz bo'ladi degan kayfiyat. Mana shundan ketmayapmiz biz. Bizga bizlarning katalogiga shu muhim. Muhim shu, bular kerak bularga. Bu hozirgi qilayotgan ishlari bu hali savodsizlar emas, bular hammasi biladi. Bular hammasining o'zining yerlari bor o'zi. Hamma tuman rahbarlarining, viloyat rahbarlarining, Toshkentda o'tirganlarning, prezident atrofidagilar hammasining katta-katta yerlari bor. Ablasak katta-katta yerlarning egalari bo'ldi. Bular hammasi bilib qilyapti. Ularga hali klaster protsess firma. Buni haliga qaror ham yozdirdi. Konstitutsiyaga, boshqa qonunlarga zid edi. Men bular chetga surib qo'ygan. Konstitutsiyani ham, qonunlarni ham bularni bilmaydi, unday bunday desa buni to'g'ri biladi. Juda yaxshi biladi. Ko'p bordan men eshitdim, o'qidim, mana palonchi keldi, pusanchi keldi. Prezidentni kuyovi keldi, olaman deb aytdi, oldi. Va hokazo va hokazo. Konkretni odamlar orqasida turibdi buni. Mana shunday. Masalan, Islom Karimov ikki pulga qimmatligini hamma tushundi. 25 yil xizmat qilib, bosh rahbar bo'lib, hech narsa qilmaganligi demokratiya nuqtai nazardan oshkoralik, iqtisodiy rivojlanish nuqtai nazardan bir normal ish qilinmagan. Buni hammasi bildi. Hammasi diktatura, zo'ravonlik bilan shu 25 yil o'tirgan bo'lsa, konstitutsiyani o'zgartirib o'tirgan bo'lsa, demak
şu fakat özünü nasfı, nafsı bilen ben bulup ve atrafıdakilerini nafsı bilen ben bulup şu yerde oturdu. Ve tarihke kara boyaklar bilen yazılı başladı o adam. Uyam, atrafıdakileri yam. Bana şimdi biz hangimizde Nazarbayev hali ölgeni yok. Lekin onu şalket deyip elan kılıştı adamlar. Ve onu haykellerini aptaşlaştı. Şunu korma yaptı değilsin mi bana ola? Bizi kelamışlarımız şunu korma yaptı mı? Ben bunlara hayran mı? Senem şu yurtunu oğlanı sen, kızı sen. Doğru mu? Ha, bu halk senin halkın. Topa doğru. Senin halkın olsa bu halkın. Ne magesin bunlar hakkında hiç oylamıyorsan. Fakat cığırdanınca uğrasan halas. Ne mage? Ne mage bunlar şimdi yırtkıç. Sebabı ne mage? Yani sebabını halkın tarifleş mümkün. Sebabı benimce bana şu derseye bile örgü kaldı. İlgarıdan şuna bu kere geldiydi, şuna böyle uğradı deyip. Yeni makilişini bilmeye yaptık hazır benimce. Lekin bunlar arkaya kaytar almaydı. Kaytar tırışmasın. Şu da imkaniyatlarını koldan boy verdi. Bana şu ıksadiyatı hazır omurviyatken onların üstüne keken monopolistler harkıl yollar buna. Kali sanat karhanaları bolsun, yer astı yer üstü maliyeleri bolsun, kuruluş bolsun, kan ve hama infratüzyma bolsun, kışlak kocanı temboni, hama narsasına iyileri geldi. Anlarsakı, iyileri geldi. Bunu Şavkat Mürevanoviç Mirzayev bir dünyada kaytar almaydı. Onlar buna özü bir vasıta bağlı. Bunların bir antasına tekin almaydı. Bir antasına. Bunlar da kanaka bir yerde polisle yatkanı hava bilendik. Bunlar korkmaydı. Bizler deydi, Kazanlar Roşa bizi adamlar toplan kımaydı deydi. Hazırdan basıp da şey yaptık o. Kazakistan'da komartan çıktı bunlar. Bunu bizde bir antasını eğer de bir antasını mavada çıkıp alıp ve nasıl dediğim olsa abarttık yaptık o. Şunu işlerde yaptı, şunu işlerde oturup da. İkinci tamamı, yine yaptı muhum tamamı bizde devlet aparatı da, devlet dizimi de. Prezidentin aparatı da ciddi köp Putin'in kulakları var. Putin'in bir WhatsApp yapıp koyan adamları. Onlardan kutlanmaydı Şavkat Mürevanoviç. Onlardan kutlanmaydı iktisadiyat fakat şunların kolu da. Gazı buladı mı, nefti buladı mı, kuruluşu buladı mı, kanları buladı mı, ve hakkıza ve hakkıza. Şunun için Mauliman, eğer de haklısı hem kılamaydı Mirzayev bunu. Bunun atrafı adamlar kalk döngen bayda kamas kaç bitadı. Hazır bilmeyim ama bu halde çok basının tağda veya veya yürü bir gün olsa gerek. Kıl almaydı. Kıladığı an bize bir üç günden başta kılışkene gidi. Lüstrasya kılışkene gidi. Lüstrasya. Şu nerseni kayıptan aldın hani. Ailenin kaçı. Bana dangılama 3 milyon uyum var. Vakı kazı vakı kazı. Lüstrasya fakat lüstrasya. Biznes bina işlep topka adam olsa kandın olsun. Rahmat. Aleyküm. Devlette işleyen adamların katta katta pullarına ilgap olursa güven doldurardı ki. Bunlar için kımasa bulmaydı. Kıma düşüp etkisi bundan yine kılamaydı. Özü aralaşıp etken. Özü aralaşıp etken de kılamaydı. Bana 30 yıldan kubra oturdu Nazarbayev. Ne oldu? Bu şarmandalık kubu. Bu bari bir şumuna tutaydı. Lukashenko hem şunday buladı. Putin hem şunday buladı. Ana Tacikistan'ın katlası hem şunday buladı. Ana o Türkmenistan'ın katlası hem şimdi başka yolu yok. Fakat şimdi tükaydı diktatura. Bu diktatura. Bu diktatura da kaçışı da kıyım. Diktatura'nın adını da fakat halkın kışı. Şimdi bir 7 yıl, 6 yıl böyle yaptı. Alişer Usmanov şu yerde köprak Toşkent'de oturuptu. Özbekistan'da. Alişer Usmanov. Benimce bu siz aytgan
Putin'in kulaklarından biri. Katta kulağı. Şadiyev, genel birlikteleri, generallarımız var kalıgı, hiç toymaydıken, ketmaydıken, hiç kim onu kozgatamaydıken bir işte. Abdülaziz Mahmud'a boşla geldi. Bunlar hamasını oturup da, hamasın Rusya'nın ilgari kıyımının adamları. Bunlar bir ziyareti koyup, sen prezidentsen, bizler ne kılsak kılamız diye oturduğun adamlar. Bu anıl oldu ki bu da bunu. Bir ziyareti kolda işlerse kim aydı? Bu fakat şu halka halıya çıkıp alıp, halıya kar ilk gün üç günde görünüp, şuna video hakkı yürüttü. Kıladığım olsa, namlıyım da onu birinci günde halka sıyanıp, lüstrasya kılıp, hakkı demokrati kılış gerek idi. Bana şunday bol ortalığa, bana karayipti vakti karalar, ikinci kuruşu boruş gerek idi. Kaydadığı vakti ötüp etti. Точка невозврата. Точка невозврата. Точка невозврата, да. Да, точка невозврата. Енді гәп шындай ки, гәп шындай ки, демәк, сізі гәпіңізге етібар берсәк, Мирзияев адди қоғырчақ. Менімше шындай. Демәк, дегенде, сайлаудан кейін мына көрдіңіз, әлі сайлау комиссиясы Saylaudu halin neticesini ilan kumay durup Putin tabrikledi. Bu ne geldi? Ne geldi? Kim şey yaptı? O saylaudu komisyonu kamacaydı. Putin de adamları oturuyor. Bu koyup oturup da Moskova'ya kalıgı afiserli vizit numarıyla deyip koydu. Kanak kabul bulganını. Bunun kamasını şimdi adalı bir adı ki bu fakat yine şu kovursak prezident pop kaldı. Bu süde kavuklu neresi biz için? Hazır Evrazeski tıkıştırı yaptı, bizatını kabul kıldıradı, kırdadı. Atımlı elektrostansiyada kuruşka basın kılı yaptı. Akım suyu yok cayda. Bak arkadaşlar, şurada katta muamalar buna. Çünkü Mağol İman bana üçüncü soru, dörtüncü soru ya da kaç soru özgârış diye masalları yap. Şurada kavuklu. Yeni kan Lukashenko şunları kılı yaptı, Putin şunları kıldı. Nazarbayev'le Karim oturdu. Biz Hamamaraş'ı Özbekistanlık ziyalılar, faal insanlar Hamas'ın bugün katlık duruşumuz gerekti. Bu mu konstitüsyonu uzgartırsa? Uzgartırsa, lakin prezident sayılığı masalası bu işe. İlk sürüptü artık oturuş diken narsanı o şey kırk masalık gerek. Prezident almış gerek. Bu sizin noktaya nazarınız doğru mu? Topa doğru. Kaçı tutsa bu işe şuna ha? Demek prezident tez almışıp dursa belki bizi kovuluşamız diyem balıklar payda bolar. Kurbağalar kamrağ bolup, züllükler kamrağ bolup, Özbekistan kovuluşası da balıkların payda bolup kalışı mümkün.